Hepinize tekrardan merhabalar arkadaşlar. Dawn of Man'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Bir önceki bölüme kartlardan ulaşabilirsiniz. Şimdi geçen bölüm en son çağ atlamak için puan biriktiriyorduk. 17 puanımız olmuş. 3 puan lazım. Direkt çağ atlayacağız. Çağ atladıktan sonra artık bakır eşyaları üretebileceğiz. Ondan sonra da muhtemelen tekerleği açarım. Sonra işte surlar, kılıç, zırhlar falan filan onlara bakarız. Zaten oyunun sonuna geldik. Tunç devrinden sonra demir devri var. Sonra bitiyor. Bir puan daha geldi. Güzel 18 oldu. Kıyafet yapmaya devam ediyoruz bir taraftan. Kıyafetlere de öncelik verdik. Kıyafetler yapılıyor. Buradaki ağaçlar falan kesilecek. Güzel. Bizim en son şuraya taş taşıtıyordum ben. Tabii daha hiç taşımadılar da. Odun olmadığı için şey yapamamışlar. Kızakları. Şimdi hallederler onu. Kızak demişken bizim kızakların hepsi kırıldı galiba. O yüzden ben şunu da bir söktüreyim. Bu da boş boşuna. Gerçi dur lan sökme sökme dur. Sökme bunu ya da söksek mi? İleride yük arabası yapınca gerçi yük arabasına daha var sökme. Yeni insan doğdu biri yaşlılıktan ölmüş. Burası ne durumda mezarlarımız? İki mezar neredeyse dolu. Şu yeni mezarın yapılması lazım. Buradaki. Üç tane megalit lazım buraya. Şimdi adamlar da odunu toplamaya devam ediyor. Aslanlarım benim çalışın. Şimdi nüfus sınırımız 52-48 kişiyiz. Hayvanlara bir bakacak olursak 9 tane de bu kesilecek, 12 tane de koyun kesilecek. 5'in üstüne çıktığında da eşek kesilecek. Tamam. Topla odunları. Burada başka kesecek ağaç kalmadı. Burayı iptal edelim. Ya da iptal etmesem de bu dursa mı lan? Ağaçlar büyüdükçe sürekli keser. Bu dursun ya. Ne oldu lan? Nüfus 50 oldu. 3 yeni puan tüccar geldi. Dur. Çağ atlayacağım da önce tüccar ne satıyor bir bakayım. Sen hiçbir şey satmıyorsun. Bu ne? Çavdar ekme. 250 diyor değer. Komisyon düşük. Şimdi ben sana ne vereyim? Ne vereyim abime? Kışlık kıyafet vereyim. Bizde yünü var çünkü. Değer 1 mi? Tabi şimdi bunları yapmaya başlayınca bu 1'e düştü doğru. Yayın değeri hala sağlam ama yok ya ben bunu da almayacağım bundan gerek yok. Başka hiçbir şey almayacağım uza. Düş atlattık bir puan daha dur lan hemen çağ atlayalım. Çak çağ atladık hadi bakalım hayırlı olsun. Tunç devrine geçtik hemen şuradan tunç çıkaralım. Madencilik. Kalay madeni. Tunç dedim. Kalay çıkaracaktık. Kalayı çıkarın abi şuradan. Odun kömürü ocağı. Odun kömürü de yapsak mı lan? Metal tezgahı zaten var. Var mıydı lan metal tezgahı? Bakır ve tunçtan aletler yapmanı sağlar. Şu muydu o? Metal tezgahı. Tamam var. Abi hemen şuraya bir tane de odun kömür zımbırığı. Zımbırığı yalnız. Madencilikten. Nereye? Şu araya girer mi lan? Buraya da girmez bu. Şöyle arkaya mı koysak? Buraya oluyor. Koy abi. Oğlum bu nasıl ocak lan? Neyse bu azı hızlanın bakayım bir. Bizim megalitler inşallah geliyordur buraya. Şimdi hedefimiz yük arabasını şey açmak. Bir daha gitti. Masadan bir eksiliyor dostlar. Buralar dolu. Yemek problemimiz var mı şu an? 53. Oo hiç yok. Mis gibi. Çalışın. Megalitleri çeken var mı? Aha bir tanesi geldi. Aslanlarım benim. Sonunda bir tanesini getirebildiniz. O ne? Domuz mu? Boş ver. Domuzdan bir şey olmaz. Odunumuz var mı? Şimdilik var. Size zahmet şu bizim base'in önünde bir açsanıza ya. Şu ağaçları da bir kesin. Biri daha gitti yaş. Oğlum çok ölüyorlar yaşlılıktan. Ben şey doldu mu? Mezar. Yok daha yer var ya. Ölenleri gömün. Çok arka arkaya ölünce millet. Kapıdan geçiyor değil mi lan? Geçiyor tamam. Sıkıntı yok. Sonunda bir tane megaliti getirebildiler. Daha 3 tane daha gelecek. Kızakları yapıp çekerlerse inşallah. Şu şeyi yaptınız değil mi lan? Kalay madenini yok. Daha 3 odun lazım. Hiç yapmamışlar.
Buradaki demir de bir ara bitecek. Çakmak taşı çıkarıyordum ben buradan bir yerden. Şu muydu o? Tabii çakmak taşımız daha bayağı var. Çok sıkıntı olmaz artık herhalde. Çakmak taşı. Kıyafetlerimiz falan dikiliyor. Ben yay yapmaya devam mı etsem ya? Yay yapmaya devam edelim. Kurt nereye saldırıyor lan? Hiç be. Öldü değil. Hayvan direkt şişledik. Tamam devam. Ben şuradan bir yay yaptırayım. Yay önemli. Çıkan derilerin hepsini buraya harcıyorum ben zaten şu an yay yaptırmaya. Yayın değeri 15 çünkü hala. İleride malzememiz olduğunu kılıç mılıç, yani kılıç yapabiliyor mu? Var bak kılıç. Tunç kılıç yapılıyor da. Şu an biz yapamıyoruz gerçi orası ayrı. Şimdi bakır aletleri yapacağım da acaba... Şimdi kömür ne işimize yarar? Kömürü evlerde mi kullanacaklar acaba yakacak olarak? Öyle değilse kömür yapmanın bir mantığı yok çünkü. Bu nasıl olacak oğlum? Hayır odunu sürekli boşa harcayacakmışız gibi geldi de. Abi sen bana şuradan bir bakırdan. Gerçi ben tunç mızrak da yapabiliyorum. Bak bu daha sağlam. Bir saniye abi şimdi dur. Önce bakmam lazım neyin nasıl olduğunu. Ben demir madeni var. Derin demir madeni var. Vay anasını. Demirci ocağı. Onlara daha var. Yapabiliyorsak madem o zaman biz direkt bakırla niye uğraşıyoruz ki? Direkt sen şuradan tunç mızrak yap. Daha sağlam bu. Biri daha gitti. Biraz bir mızrak yapsın bakayım. Ya da çok mızrağı abartmayalım dur. Ya da bir saniye lan. Mızrağı boş ver. Sen bana şuradan önce alet yapsana. Ya da şöyle bir 5 tane mızrak yapsın bakayım. Uzanın. Megalit ne oldu? Bir tane geldi. Başka var mı gelen? Görünür de yok şu an. İnşallah gelecek. Bu ağaç büyümüş mü? Ha bu bizim armut ağacı gerçi. Bunu kesmeyeceğiz. Böyle şu surların yakınındaki ağaçları şöyle bir indirelim size zahmet. Bunlar değil mi? Tamam ağaçta bir şey yok. Bunu da kes. Köşe varmış. Şuna lan. Ha bu taş toplama şeyi. Şurayı bir tamir ederseniz size zahmet. Depolarımız ne alemde? Oh, bayağı boş depolar. Tamam sıkıntı yok. Şu şeyleri yapmaya başladım bu. Daha burada hiçbir şey yapılmıyor şu an. Niye? Ulan tunç şey yapabiliyoruz da. Bunun için tunç çıkarmam gerekiyor mu benim? Yoksa bakırla kalayı birleştirip mi tunç yapıyordu? Nasıl oluyordu? Galiba öyleydi ya. Bakırla kalayı birleştirip tunç yapıyordu diye hatırlıyorum ama. Yalnız herkes yaşlılıktan ölüyor galiba mezarda doldu diyecektim. Yok daha dolmamış. Ama dolacak yani. Şuraya şu megalitlerin gelmesi lazım. Nerede oğlum bu megalitler ya? Bir saniye olan eşekler var. Sizin sıpanız yok mu? Evcilleştirelim. Hepsi yetişkin bunlar. Abicim bu megalitler nerede sormasaydım? Oo, bir tanesinin kızağı yapılmış duruyor. Bir tanesinin kızağı bile yapılmamış. Bir tanesini çekiyorlar galiba. Yolun ortasında duruyor öyle. Tüccar ne satıyor? Selamünaleyküm ablacığım. Eşek veriyormuş. Dişi olsa alabilirdim de şu an işime yaramaz. Kalay cevheri. Değeri 3. Ver bakalım 9 tane. Komisyon yüksekmiş de. Kalay sadece işime yarar. Yay vereyim ben de sana. Ya da bunları heba etmesek mi ya? Gerçi 40 diyor anasını satayım. 3 tane şundan versem 45 oldu. Bana 5 değerlik bir şey daha ver. Kıyafeti kaçtan veriyor? Olmaz. Yiyecek ihtiyacım da yok ki. Yazlık kıyafet de mi aynı? 8. Tamam ver bir kışlık kıyafet. Ben de sana şuradan 2 tane taş vereyim.
3 olsun. Tamam. Uza. Kalayları bir alın. Yapılıyor mu burada bir şey? Şuraya bir öncelik verebilir miyiz? Biri gelip çalışacak mı bakalım burada? Burada da şimdi odun kömür yapıyoruz da hocam. Ya bu kömürler inşallah bir işimize yarar bizim. Bazı insanların yazık giysisi yok diyor. Yapılıyor. Yetişir birazdan. Odun kömürü depoda nerede? Ben göremedim şu an. Daha hiç yapılmadı. İlk yapılan odun kömürü bu mu? Dur bir götür koy. Depoya bir koy bakayım. Odun kömürü. Ha, şuradaymış lan. Görmedim. 6 tane odun kömürü var. De bir işe yarayacakmış işte aslında. Soru o. Ne abi? Ha bu burada şey üretiyor. Bakır. Şimdi tunç üretemiyoruz galiba biz o zaman. Ne lazımmış abi? İki bakır lazım. Bir tane kalay lazım. İki tane şey bakır iptal et. Tamam. Bakırla kalayı birleştireceğiz. İki tane de odun kömürü lazımmış. Bak bir arkadaş yorumlarda yazmıştı. Şimdi hatırladım. Bakır eritmek için odun kömürü yeterliydi. Odun kömürü bunun için lazım. Tamam. Ekmekler çürüyor bu arada. Yiyin lan ekmekleri. Yalnız çok adam öldü oğlum bizim. Harbiden çok ölen var ha. Biraz sıkıntı. Az bir... Neye bastım lan ben? Az bir hızlanın bakayım. Bu ne? He burada ölmüş dayı. Çekin abi şu megalitide. Çek 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 çek. Bir daha megalitte hiçbir şey yaptırmam bu arada. Ekmekler çürüyor. Yapacak bir şey yok. Neyse bu iyi bir şey aslında ekmeğin bozulması. Demek ki çok fazla ekmeğimiz var. Sıkıntımız yok. Şimdi aslında köyde yemek problemimiz olmadığına göre daha fazla ev yaptırırsam mı diyeceğim de yerimiz var. Şey sıkıntımız var bizim. Yani hep yaşlılar ölüyor. Arka arkaya öldü bir de şimdi. Şuraya bir iki tane daha ev yaptırabilirim. Gerçi de gerek yok şimdilik dursun. Var mı ağacı da büyüyecek inşallah bir ara. Buradan şu iki ağacı da kesin. Bu ne? Kökler. Kes bunu da. Buraları bir temizleyelim. 6 puanımız var. 4 puan sonra direkt şey açacağım. Yük arabasını. Bizim eşekler de ürüyor bu arada. Güzel 4 tane eşeğimiz olmuş. Keçimiz zaten 9'un üstüne çıkmıyor. Yani 9 muydu lan sanırım? 9 değil mi? Evet. Bunun kaç? 12. Tamam 12'de dursun. 5 tane de eşek demişiz. Eşekleri de bilerek şu an düşük tutuyorum. İleride çok lan oğlum çok çürüdü lan ekmek. Neyse yenisini yapıyoruz zaten. Hasat zamanı. İş yükü 92. Geldi mi megalitin diğeri? Yok daha gelmemiş. Nerede o? Çekiyordunuz az önce. Ha şurada. Çekiyorlar. Çekin çekin. Diğerleri de geliyordur inşallah. Ama öbürü de şurada. Bunu da biraz çekmişler. Biraz çekmişler ama. Başka nerede var megalit? Ha ikisi de burada. Tamam. Hasat aleti yetersiz. Şaşırdık mı? Şaşırmadık. Tunç madenimiz yok mu kardeşim bizim? Bu tunçtan niye şey üretmiyor ya? Tunç şeyi lazım diyorum. Eyvallah da. Kalay değil mi şu beyaz olan? Şu kalay değil mi? Kalay cevheri işte. Buraya da öncelik vermem lazım. Yapın lan çabuk şunu. Bunlar kıyafet yapmaya devam ediyor. Yapın. Ketende başka bir şey yapılmıyor zaten. Kışlık kıyafetimiz, kaliteli kışlık kıyafetimiz yeterince olduğu zaman onları şey yaparım bu arada. Şu dandik olanları satarım. Yeni insan doğmuş da olsun. Hasat aleti abi. Ne oluyor lan? Ha, biz çok uzun süredir şey olduğumuz için mağara sırtlarının nesli tükendi. Rengeyin tükendi. Mağara aslanı tükendi. Antik buzonun nesli tükendi. Onların yerine yeni şeyler çıkacak artık. Bunların nesli tükendi. Kilometre taşına bir tıkla da şu bir geçsin şuradan. Metal alışımı diye bir şey yaptık. Şimdi tunç alet yapacaksak o zaman mızrakları bir iptal edeyim ben. Önce hasat aleti yapalım tunçtan madem. Bunları bir iptal et.
5 tane şundan bas sen. Mağara ayısının da nesli tükendi. Abicim zahmet olmazsa şuradan ha bak malzemeyi getirmişsin hepsini. Bir tunç yapar mısın şurada? Bir tane daha megalitimiz geldi. Güzel. Şu megalitler bizim çok şu an iş yükümüzü bu şey yapıyor. Bol elbela konuşamadım. Bölüyor. Baksana abi şurada kaç kişi var? Gerçi şu an bir kişi çekiyor da 4 kişiye kadar çekebiliyor. 4 kişi gidip şeyle uğraşıyor. Taş çekeceğiz diye uğraşıyor. Ne satıyorsun ablacığım? Hayvan falan istemiyor. Maden de istemiyor. Ben zaten hiçbir şey istemiyormuşum şu an onu fark ettim. Hadi görüşürüz. Sen bir uza. Hızlanalım. Bu bölüm şu megalitlerin hepsi getirilsin ya. Ne yaptın ablacığım sen yapıyor musun? Ablacığım abicim kim yapıyorsa bak bir tane yapmışlar güzel. Sıkıntı şu tunç cevherini yapmak uzun sürüyor niyeyse. Malzeme sıkıntı çünkü bak kadın tek tek taşıyor bize şey lazım. Çok seri şu yük arabası lazım. Ya da birkaç tane kızak yaptırsam mı acaba ya? Kızak iş yapıyordu. Kızak yerini bozdum şuraya şöyle bir düz koyacağım böyle mesela. Ulaşımdan araç yeri yap bakayım sen şuradan bir. Üç tane araç yeri yapın. Tamam mı? Hızlanın. Ben de şuradan kızak yaptırayım. Şuradan. 2, 4, 5, 6 tane kızak. Kızaklar da dursun. Çünkü bak kadın tunç madeni eritecek şurada tek tek şeyi taşıyor buraya. Bakırı taşıyor, kömür taşıyacak. 5 kere git gel yapması lazım bir tane tunç şeyi çıkarmak için külçesi. O yüzden orayı bir şey yapmamız lazım hızlıca. Hızlandırıp. Bu ne lan? Ya kızakları burada yapacak bu. Kendi önünde yapacak. Abi buraya da öncelik veriyoruz. Buranın da önceliği artsın. Hızlan. İş 84. Aha bak bunu dikmişler. Menhiri. Bir taş getirmişler. Buraya iki taş getirilince bu da yapılacak. Bu menhiri söksem bunun taşı boşa çıkar mı acaba? Gerçi niye sökeyim? Dursun ya. Köyün şeyi artsın diye koyduyduk zamanında. Mezarı da bir yapabilirsek inşallah. Diğer megalitler de gelirse. Nerede abi? Bak bir tanesi bayağı bir çekmişler. Bir tanesi de şurada. Güzel geliyor şeyler. Megalitler. 4 kişiye kadar çekebiliyorlar. Şu an bunu 3 kişi çekiyor. Arkadakini çeken yok. Yok bir tane dayı çekiyormuş. Donarak mı öldü? Nasıl donarak öldü lan? Oğlum kışlık kıyafetiniz var hepinizin. Nasıl donarak öldü? Biri de yaşlılıktan gitti. Bak şey çıkmış bak. Tunç. 3 tane. Mesela bunun hasat etmesi 3 ya. Yani daha mı verimli hasat ediyor yoksa daha uzun süre mi hasat ediyor? Herkes bir köye dönsün. Nereden geliyorlar? Onu avradığını çok fena geliyorlar ha. Arka kapıdan gelecekler. Tamam burada şeyimiz var. Hızlanın bir. Çabuk herkes şeylere çıksın. Koş 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 koş. Köye gir çabuk. Gir çabuk köye. Bir de daha geliyor. Gir çabuk gir çabuk. Kapıyı kapatacağım. Girdi mi herkes? Bekle. Kapı abi kapıları. Sık 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 sık. Vur bunları. Diğer kapılara da dikkat edin ha. Onu avradın. Adamlar kapıyı söktü. Lan köpekler ölüyor oğlum bizim. Bizim köpekler adamları kovalıyor. Oğlum. Bitti mi yağma? Yağma daha bitmedi ki. Bunlar geri geldi. Lan köpekleri öldürdüler bizim. Şerefsizler. Bütün köpekler öldü. Duvarı da söktü adamlar anasını satayım. Bizim adamlar da ölüyor orada. Bak geri geliyorlar. Bak bak bak. Oğlum bunlarda kılıç kalkan falan var ha.
Tamam, bitti mi baskın? Sınavradın. Şerefsiz puşt. Ölür herhalde. Ah ulan oğlum, bütün köpeklerimiz öldü lan burada. Gitti lan köpekler. Köpeklerin etini yemeyelim abi. Yok, köpeklerin eti kalsın. Ya biz raid atamıyoruz mu başkasına? Ben de gideyim baskın atayım ya. Bu şerefsizlerin kampı yok mu? Ben de gideyim oraya dalayım. Kuşlar duvara da söktüler ya. Beyler, şuradan savunmadan şuraya hemen bir tane daha kapı yapalım. Şuraya bir kapı yapın. Buranın da bir parça duvar mı eksik? İki parça mı, bir parça mı? Galiba iki parça. Tamam, şuraya da duvara yapın. Şerefsizler ya. Odunumuz var hala. Çamı kes. Kayını da kes. Bizim armut ağacı büyümedi mi ya? Bir tane ekleydik buraya da. Çok ölü var şimdi. Gene burada yer kalmayacak. Burası fullendi. Oğlum şu taşları getirin artık şuraya da bir. Çok büyük baskın yedik ya. Düşmandan bayağı birilerini kestik de abi. Sıkıntı. Köpeklerin hepsi öldü bizim şimdi. Neyse, köpek evcilleştirilir, bir şey olmaz. İnsanlar gitti. İnşallah yaşlılar ölmüştür lan. Yeni insan mı katıldı? Bir kişi mi geldi anasını satayım yerleşme? Harbiden bir kişi geldi ya. Niye bir kişi geldi ki? Sırf prestij falan artsın diye şu şeyleri falan da diktirdim. Bak 5 yıldız. İtibar, prestij diyorum. İtibar. Bak 60 itibar veriyor bu. Şimdi şu mezarı da yapınca biraz daha itibar gelir. 12 puanımız var. Bir saniye abi. 12 puanı ya şunu açacağım ya da şuradan taş duvar açacağız. Önce şunu açalım da. Bundan sonraki hedefimizi şey açmak. Ne oluyor? Ne satıyorsun? Hiçbir şey satmıyorum. Uza. Uza buradan. İnsan doğdu. Tekerleği açtık. Şuradaki kızakları yaptınız mı? Aa, tabaklanmış deriyi bitirdik galiba lan. Aç, dur aç abi şunu da. Burada da sürekli şey basın. Deri tabaklanırsa iyi olur. 4 tane şeyimiz var. Niye burada? Yaşlıktan gitti be. Yeterince malzememiz var galiba. Kızak sayısını şunu bir iptal eder misin? 5 tane kızak yaptırdık galiba biz. Emin değilim. Şu yük arabasından bir tane bir yap. Eşek açlıktan sıçtık. Niye açlıktan ölüyorsunuz lan? Varsa aman. Oğlum hayvanlar nasıl açlıktan ölebilir? Böyle saçma iş mi olur ya? Oğlum. Lan manyak mısınız? Eşekler öldü ya. Açlıktan nasıl ölüyor oğlum bunlar? Yemek var. Saman var bak. 36 birim saman var. Eşek susuzluktan öldü. Lan oğlum baksanıza hayvanlara. Gidiyor lan hayvanlar. Oğlum bir şey söyleyeceğim. Bir saniye. Çok saçma bir durum var şu an ya. Bu hayvanlar nasıl açlıktan ölüyor ya? Oğlum enayi misiniz? Gidip su içsenize. Su ihtiyacı vardı. Git su iç o zaman. Kafama tüküreyim. Kapıları açmadık ki. Hayvanlar dışarı çıkamadı. Lan ölme. Lan eşek kalmadı. Anasını satayım. Arabayı yaptıracağız. Eşek kalmadı. Lan gidin su. Lan. Hayvan kalmadı ya. Su için çabuk. İyi de açlıktan ölenler niye öldü abi? Siz base'in içinde şey yapamıyorsunuz mu? Oh maşallah, ölen ölene. Ulan bir reyit dedik, anası bellendi lan köyün. Çok sıkıntı oldu. Oğlum şu hayvanları besle, ölecek bak, şu da gidiyor. Ölecek hayvan, aç bu da. Niye aç ki abi hayvan? Hadi susuz, o da gitti. Susuzluğu anladık da. Hayvan niye aç?
Hayvanı bizim adamlar mı besliyor? Bunlar kendileri gezmiyor. Tüküreceğim megalitine. Çek şunları da şu iş bir bitsin artık. Sonuncusu zaten şu da. Çek şunu, şu taşlarla uğraşmayalım artık. Bir daha uğraşmayacağım zaten de. Bir tanesini satayım hayvanlara. Eşekler gitti. Bir tane eşek var. Tüccar duruyor mu lan? Gitti değil mi o? Tüccardan benim şey almam lazım. Yük arabasını da yapıverin de bir tane. Bir tane eşeğimiz kaldı zaten. Çeksin bari. Bir dişi bir erkek eşek almak lazım. Onları üretiriz sonra da. Tamam artık şu eski dandik kıyafetleri satabiliriz. Tunç madeni bayağı bir basılıyor. Tunçtan bence kılıç yapmayı öğrenmemiz lazım da daha onun için teknoloji açacağız. Avlanma 3, dövüşme 2. Avlanma 2. Normal mızrağın kaç? Aynı oğlum bu. Ya hiçbir farkı yok ya. Avlanması yüksek. İyi de. Avlanma bir işe yaramaz ki. Avlanmıyor zaten. Avlanması 3 olsa ne olacak tunç mızrağın? Bak ben bir 5 tane de kazma yaptırayım. Tamam mı? 10 tane varmış. Bir 5 tane de balta yapın abi. Fazla bastık dur. 5 tane kazma, 5 tane balta yap. Tunç şeyler dursun, diğerleri kırılınca onu kullanırlar. 44 kişi kaldı köy. Adamlar bayağı kılıç kalkanlı falan tipler geldi. Çok sıkıntı. Bizim bir an önce surları falan bir geliştirmemiz lazım da. Şu lanet şeyi bir yapar mısınız artık? Mezar mıydı? Neydi bu? Ne olduğunu bile unuttum. Dolmen diye bir şey. Mezardı galiba. Yap çabuk şurayı. İnşa et. Bitsin artık şu da kurtulalım be. Oh be. Tamam. Oha 10 kişilik kapasitesi var bunun. Güzel güzel tamam. Sıkıntı yok. Buradaki mezarlar dolarsa oraya koyarlar ki dolmuş zaten. Tamam oraya da mezar yaptık. Kaç şey veriyormuş bu? 20 itibar da veriyor. Tamam. Direkt şu an köyün fullenmesi lazım mesela. 52 kişilik yerimiz var ya, direkt o 52 kişilik yerin dolması lazım. Direkt böyle şak diye 8 kişi katılması lazım bize. Yemek problemimiz yok şu an. Bayağı bir et var. Hayvanlarımız yarısı öldüğü için. İlk defa yük arabası yaptık. Oradan bir puan geldi. Tüccar eşek ver. Var mı eşek? Yok. Kılıç ver. Kılıç araştırmasıysa alırım bunu. Bunu ver. Bunu alırım. Dişi eşek veriyor yetişkin. 2 tane. Bizdeki erkek mi acaba? Aa erkeğin de veriyor. 740 şimdi verebilir miyiz acaba buna? Birden şunları şey yapıyor. Bütün kıyafetleri satsam mı lan? Ya da tunç eşyalar var. Bunları satsam diyeceğim. Ondan alıyor. Bakır mızrak falan var. Bak bakırları verelim. Tunç versiyonunu yaptırıyorum zaten. Bakırları verebilirim. Bende nasıl kılıç var lan tunç? Raidçilerden dızladık kesin. Biz kılıç yapmayı bilmiyoruz çünkü. Yaylar hala güzel fiyata gidiyor. 740 çok oldu. Birer tane eşek alsak. Bir erkek bir dişi alayım. 580'e düştü. Ben bu 580'i gene yapamayabilirim. Kılıçları da versem. Sonra yaparız. Biz zaten surun arkasına saklandığımız için kılıç çok lazım değil bize. Kemik mızrağı ver. Kemik zıpkınları salla. Ondan sonra kıyafet satacağız. Başka bir şey yok yani satacak. Dur lan keçiyi geri ver. Aslında keçi ürüyor lan. Keçileri de satsam mı azıcık? Bir tane dişi keçi satsak 30'dan. Bir tane dişi vereyim. Abi geriye kalanlar o zaman ben full yün elbise veriyor. Yapacak bir şey yok yani şu an. Başka türlü bir yerden çıkaramayacağız bu değeri. Al iki tane de taş vereyim. Ulan 43 tane kıyafette hiç veresim yok ya. Ama alternatif yok. Başka ne vereyim ki? Her şeyin değeri bir. Komisyonu ortalama. Almıyor yani başka bir şey. Bakırlar falan var. Değeri 4'müş bakırın. Şu iki tane bakırı da sana vereyim. Bakırdan bir şey üretmem muhtemelen. Artık her şeyi direkt tunçtan üretiriz. Sen şuradan iki kıyafeti çıkar.
Ben sana iki taş daha vereyim. İki kıyafeti daha kurtardık. Çakmak taşı baltaları falan satsak mı komple ya? Tunç versiyonlarını yaptırırız. Ama bir diyor abi değer. Boşu boşuna veririz yani. Bak keten kumaşa 7 diyor değer. Günü vermem de keten kumaşları verelim. Keten kumaşlar yazlık kıyafet yapmak için lazım. Sen benim şu kıyafetlerimi geri ver. Kışlık kıyafetler önemli çünkü. Ben sana az daha taş vereyim. Tamam. En azından büyük bir kısmını kurtardın. Bayağı da bir şey veriyoruz ama. Verdik gitti. Kılıç yapımı açıldı. Şimdi mızrakla falan uğraşmayacağız bu saatten sonra. Full kılıca abanacağız ama önce şu eşyalar falan bir yapılsın. Bak görüyor musun? Artık buraya direkt kızakla tekte getiriyor bütün malzemeleri. Sürekli burada tunç yapacak. Yeni insan katıldı 4x. Tamam. Bazı insanların kışlık kıyafeti yok. Yapılacak. Yapılacak. Yapacak bir şey yok. Hani. Soğuktan donup ölmezsiniz herhalde. Yün çıkaracak koyunumuz pek kalmadı maalesef. Balık tutmak için alet kalmadı. Balık zaten tutmuyorduk ki. Tutuyor muyduk lan? Yo, tutmuyorduk ki. Tutuyoruz mu lan bir yerde? Yo, çamur çıkarıyoruz oğlum sadece. Balık tutmuyoruz ki. Yine bir iki tane zıpkın falan yaptırırım ben şimdi de neyse. Evet arkadaşlar, bu bölümümüzün de burada sonuna geldim. İzlediğiniz için teşekkürler. Like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.